Değerli izleyenler, Yazıyor Yazıyor'a hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Efendim, bugün Yazıyor Yazıyor'da güzel bir konuyu sizlerle paylaşacağız, aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Deha TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Yazıyor Yazıyor'da bugün aile danışmanı Ebru Özer Özkul konuğumuz olacak. Ebru Özer Özkul'la beraber geçtiğimiz dönemlerde çok güzel aile ilişkileriyle ilgili çok güzel bir programlar yapmıştık. Yine kendisini stüdyolarımızda ağırlayacağız. Ebru Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Malum bildiğiniz gibi değerli izleyenler, eğitim dönemimiz başladı ve okullarımız açıldı çok şükür. Çünkü pandemi döneminde çocuklarımız gerçekten eğitimden uzak kaldı ve nihayetinde de evlerinden uzaktan eğitim yoluyla herkes kendince bir şeyler öğrenmeye çalıştı, çabaladı ama şimdi haliyle okullar da açılınca biraz zannedersem zorluklar da meydana geldi. Bugün bu ilişkileri konuşacağız. Çocuklarımızın uyum sürecini, Covid-19 salgınındaki olan rahatlıktan sonra okullara başlamadaki o oryantasyon döneminde konuşacağız Ebru Hanım'la birlikte. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum ben de. Ebru Hanım, tekrar hoş geldiniz. Ebru Hanım, malum Covid-19 salgınıyla hala mücadele ediliyor ve son dönemlerde gerçekten rakamlar da yükselmeye başladı. Umarım en kısa sürede bu durum düşecektir. Çünkü aşılama oranı gerçekten yükselmeye başladı. Aşılama oranıyla beraber de bu illetten inşallah hep birlikte kurtulacağız. Malum işte Covid'den dolayı yetişkinler olsun, çocuklar olsun gerçekten ciddi anlamda da etkilendi. Bununla alakalı genel olarak çocuklara geçmeden önce neler söylersiniz? Evet, Covid-19 süreci aslında bir miktar hazırlıksız olduğumuz bir süreçti. Evet. Yani dünya böyle bir pandemiye gerçekten hazır değilmiş, onu gördük. Biz de psikolojik sağlamlık açısından hazır olmadığımızı gördük. Salgında baş etmemiz gereken çok şey oldu. Bir kere bu belirsizlikle baş etmek çok büyük sorundu. İlk dönemde hemen okulların kapanması akabinde çocuklar evde hani ne yapacaklarını, eğitim sistemini nasıl düzenleyeceğimizi önce bir işte bir o kaosun içine girdiler. Öğretmenler işte ders saatlerini o Zoom üzerindeki programlarda nasıl işleyeceklerinin işte o endişesine girdiler. Dolayısıyla salgın aileleri ve bireyleri bir anlamda alışık olmadıkları bir durumdan başka bir alışık olmadıkları duruma sürükledi gibi tarifleyebiliriz bunu. Kimisi işte evden çalışmaya başladı, kimisi işten ayrılmak durumunda kaldı, kimisi salgın dolayısıyla kapanmalardan ötürü kendi işini icra edemez hale geldi. Çocuklar da evde oldular bu arada. Şimdi eğitim sistemini de internet ve erişim yoluyla açtığımız için bu tabii bizim alışık olmadığımız bir sistemde, buna alışmamız, hem öğretmenlerimizin alışması, hem okul sistemimizin alışması, hem de öğrencilerimizin buna alışması biraz zaman aldı açıkçası. Evet. Şimdi ilk alan yazınında biraz baktığımız zaman Covid ile ilgili araştırmaları ilk hani bu hikaye Çin'de olduğu için araştırmalar Çin'den geldi tabii ki. 8000 çocukla erişimsel düzeyde, yani internet üzerinden erişimsel düzeyde kitlesel bir çalışma yapıldığında kaygı düzeylerinin %42 oranında arttığını, anksiyetelerinin de %33 oranında arttığını gözlemliyoruz. Yani bu bir kitlesel çalışma. Kaygıyla anksiyetenin birlikte olduğu, hem kaygı hissediyorum hem anksiyete hissediyorum diyen çocuklarımızın da, o Çin'deki çocukların da %31 oranında olduğunu görüyoruz. Şimdi çok yeni bir süreç olduğu için henüz araştırmalarımız yeni yeni başlıyor. Çocukları bu anlamda nasıl etkilediğini, kişileri nasıl etkilediğini, psikolojik sağlamlık açısından bunları nasıl baş etme yöntemleri kendi kendilerine bulduklarını henüz yeni yeni araştırmaya başlıyoruz. Dolayısıyla herkes bir miktar evde kaldı. Şimdi evde kalınınca insanlar birazcık şöyle, çocuklar evde, anne baba hep çalışma rutininde, biliyorsunuz biz o çalışma rutininde evden işte o telaşla evden çıkıp ondan sonra akşam herkes aile bir araya, işte yemek, toplumsal normlar üzerinde aile bir arada yemekteydi ama tüm gün evde olmak insanları birazcık daha yalnızlaştırdı.
Herkes kendi odasında, kendi bilgisayarının başında, kendi dünyasında bir anlamda kısılı kaldı da diyebiliriz. Ya oturuyoruz ama paylaşmıyoruz. Aynı şekilde. Telefonlar elimizden eksik olmuyor. Aynen öyle. Yani bu hani biraz bizim paylaşımımızı ve yabancılaşmamızı da arttırmış olabilir. Tabii bunlar araştırılıyor. Henüz net sonuçlar veremiyoruz ama gözlemlediğimiz şeyler bunlar. Çocuklar bir kere zaten son dönemde, son 10 yılda bilgisayar bağımlılığı ve oyun bağımlılığı adı altında çıkan bir şeyimiz var. Yani bizim bir korkumuz var. Hem ailelerin hem öğretmenlerin de bir endişesi bu. Zaten meyilliydiler. Yani hani şey derler yani teşnelik vardı. Evet. Bu sefer işte ders, işte bütün aktiviteler o ekrana sığınca tüm aktiviteyi o ekrana sığdırmak zorunda kaldı çocuk. Arkadaşlarıyla işte webcam üzerinden konuşmaya başladı. Oyun oynuyorlar. Oyun i̇nternet oynaması üzerinden internet üzerinden online olmaya başladı. Çocuk oyunla oynayan, oyunla hayatı öğrenen, deneyimleyen bir varlık. Şimdi böyle olunca bir fiziksel aktivite azaldı. Fiziksel aktivite azalınca bu sefer çocuklarda stres belirtileri görmeye başladık. Çok anksiyöz, öfkeli, hırçın. Mesela 1990'lardan itibaren bu bilgisayarla ilgili hani hayatımıza girdiği andan itibaren bilgisayarın artık hani DEHİP dediğimiz dikkat ve hiperaktivitesi yüksek olan çocuklar var. Bu çocukların dürtüsellikleri o bilgisayarın başında zihinsel olarak aktive edilmeye başlandı. Yani bu çocuk eğer bir öfke duyuyorsa, içinde bir öfkeyle ilgili bir şey varsa daha öfkeli, daha agresif oyunlara doğru yönelmeye başladı. Tabii ki aileler bu konuda çok endişeliler. Fakat işte 6 saat Zoom üzerinden ders yapıp ondan sonrasında da kendisini oyalayabilmek için bir de hayat çok hızlı akıyor biliyorsunuz son dönemlerde. Video varken, oyun varken, daha hızlı şeyler varken çocukları kitap okumaya yönlendiremedik. Yönlendirmekte de gerçekten zorluk çektik. Ve gerçekten hani eğitimli aileler var. Hani işte bazen danışmanlık hizmeti için gel, hani biz okuyoruz ama bu çocuğa biz bu alışkanlığı niye kazandıramadık? Hani biz örnek de oluyoruz. Fakat şöyle bir sistem oldu. Evde olmakla birlikte çocuklar tamamen o ekran bağımlılığı dediğimiz duruma aslında açık hale geldiler. Geldi. Kontrol edemediğimiz bir durumda söz konusu oldu. Böylece özetleyebiliriz. Yani Covid-19'daki bu şeyi aslında süreci baş etme yöntemlerimizi herkes kendine göre bir baş etme yöntemi buldu. Tabii mutlaka. Şey de var tabii orada yine ilerleyen zamanlarda da gireriz de şimdi bir bilgisayar başı Zoom eğitimiyle nihayetinde öğretmenin olduğu bir sınıf ortamının ciddiyeti gerçekten arasında evet, öğretmenlerle konuştuğumuzda da şunu görüyoruz. Otokontrolü işletmekte çok zorlandıklarını. Evet, haklı olarak. Çünkü hani o sınıf dinamiği, grup dinamiği dediğimiz o olayı Zoom üzerinden, ekran üzerinden o otokontrolü işletmekte çok zorlandıklarını söylüyorlar. Çünkü çocuk Zoom'u açıyor. Derse katılıyormuş gibi online görünüyor. Online görünüyor ama başka ama, şeylerle uğraşıyor. Çocuk diğer işte telefonda ya da diğer bilgisayarda ki birkaç tane bilgisayarımız var artık eskisi gibi değil. Evet. Herkesin kendine özel bir erişim alanı var. Dolayısıyla diğer bilgisayarda ya da diğer telefonda başka bir şeyle uğraşıyor olabiliyor. Ve bunu kontrol edemediklerinden haklı olarak çok şikayet ettiler. Buna bu sürece alışmak da kolay olmadı. Ve ne yaptık? Bu durum hem ailenin kaygısını arttırdı, hem çocuğun eğitim kalitesini de aşağıya çekti. Şimdi bakın, UNICEF'in yayınladığı bir yazı var, son dönemde yayınladığı. Çocuklar eğer bir sene daha okula gitmezler ise bunun dünya çapında akislerini çok sonra yaşayacağız diye bizi uyaran UNICEF'in bir yazısı var. Şimdi çünkü şöyle bir istatistik var. Dünya çapında salgınla birlikte erişim alanı olmayan 1/3 çocuk, yani tüm dünyanın 1/3 erişime açık olmadığı için maalesef. Yani interneti, televizyonu, ne bileyim işte bu bağlantıları olamadığı için eğitim hayatından mahrum kaldı. İkincisi, bazı durumlarda şunu da araştırmışlar. Dikkatli ve dengeli beslenme dediğimiz şey okulda mesela işte sabah kahvaltı yapılır, öğlen yemeği verilir,
Sonra da akşam ailesinin yanına döner ve burada çocukların beslenme düzenlerinin de bozulduğuyla ilgili araştırmalar var. Yani düzen tamamen kaçtı. Sabaha kadar oturan, öyle, akşama kadar da uyuyan, öyle bir hale aktivitesi geldi, oldukça azalmış ve burada hani oyunla öğrenecek olan o çocuğun oyun sahasında olmayıp, gerçek alanda olmayıp, sanal bir dünyanın içinde zihinsel bir sürece ve yalnızlaşmaya ve yabancılaşmaya girdiğini görüyoruz. Evet, tabii ki tehlike durumu sezinliyoruz. Arz ediyor, evet. Peki Ebru Hanım, şimdi okulların açılmasıyla ailelerde ve çocuklarda şöyle bir kaygı oldu. Hani bugün hepimiz girdiğimiz ortamlarda bir öksürmeye, bir hapşurmaya insan çekinir hale geldi. Veya maskesi o an işte kopuyor, maske yok, bir tedirgin oluyor. Keza bunun yanında çok rahat insanlar da var. Yani o özellikle maske, mesafe, hijyen olayına dikkat edelim. Bunu da uyaralım yeniden de. Nihayetinde çocuklar o kaygıyı nasıl aşacak? Şimdi çocuk okula gidiyor ama aile endişeli evde. Şimdi öncelikle çocuk da endişeli. Orada işte arkadaşın yanına gidecek, gitmeye çekinir hale geldi. Yani toplum bu hale düştü maalesef. Şimdi bir dönem nasıldı hatırlarsınız. Televizyonda ölüm oranları yayınlanıyor. Ve herkes o televizyonun başında o ölüm oranlarını takip ediyordu. Bir dönem öyleydik. Bu çocuklarda aslında çok ciddi bir hasar bıraktı aslında. Fark edemediğimiz bir hasardı. Sonra biz tabii ki yetkililer işte bir takım bu konuyla ilgili, çocuk sağlığıyla ilgili profesyoneller dediler ki bunu bu kadar hani televizyondan takip ettiğinizde çocuğun kaygısını da ailenin kaygısını da arttırabiliriz. Şimdi şöyle bir şey, çocuklar dil bilmeden önce, yani dil öncesi dönemde, yani 3 yaş ve 6 dönemde duygu okurlar. Duygu okurlar ve şimdi mesela bir örnek verelim. Bir cenaze evine gittiğinizi düşünün ve orada herkes hüzünlü. Duygu bulaşır. Siz onu çok yakından tanımasanız bile, çok onunla bir hani teşrik-i meşahiniz olmasa bile, siz o cenazede o hüzün bulaşıcıdır ve o hüzünün içine girersiniz. Ne kadar iyi bir günde olursanız olun. Çocuklar işlem öncesi, yani o dil öncesi, dil becerisi öncesi dönemde ne oldu? O duyguyu alıyorlar. Zaten almaya da hep devam ediyorlar. Yani 5 yaşındaki çocuk da duyguyu. Şimdi aile kaygılı. Her gün birileri ölüyor. Bilhassa klinik olarak COVID-19'da direkt muhatap olan doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının çocukları %52,5 oranda kaygı ve anksiyete yaşadıklarını, annelerinin eve, babalarının eve gelemeyeceğinden ötürü kaygı yaşadıklarını söylüyorlar. Evet. Yani ya annem babam da ölürse o zaman bana kim bakacak, benimle kim ilgilenecek gibi kaygıları var, endişeleri var ve bu bir miktar da ayrılma anksiyetesi de yaşadı. Şimdi çocuklarımıza dokunarak severiz. Çocuklarımızı o dokunarak geçirdiğimiz şeyi ben biliyorum ki sağlık personelleri çocuklarını ailelerinin yanına bırakıp kendileri başka bir ev bulup falan. Evet evet. İlk dönemlerde öyle oldu. Başka bir ev bulup kendileri orada yaşayıp ya da karşıdan karşıya hani çocuklarını görebilirler. Çocuklar bu dokunmadan, o hissetmeden, o sevgiyi duyumsamadan mahrum kaldılar. Tabii ki bunun ileriki dönemlerde bize geri dönüşü olacak. Tabii, tabii. Okul hayatında başlarken bu çocuk belki de ayrılma anksiyetesi yaşayacak. Tabii. Belki de okul başarısızlığını, uyum sürecini etkileyecek. Hani bunları evet az çok tahmin edebiliyoruz. Ama önüne geçmek için de bu kaygıyı çocuklara bulaştırmamak gerekiyor. Çok felaket tellalcılığı yapmamak gerekiyor. Doğru. Olanı olduğu gibi anlatıp neden böyle olması gerektiğini, yani maske, mesafe ve hijyen kurallarını tekrar tekrar hatırlatıp, mesela geçen günü paylaşmak isterim. En zor kısım da ilkokula yeni başlayan çocuklarda. Evet. Şimdi anneler maskesini taksın hani diye, heves etsin diye böyle küçük oyuncu, hani böyle figürlü maskeler çıktı. Çok değişik maskeler var şimdi artık. O figürlü maskelerden birini almış. Ve çocuğunun birkaç tane de yedek koymuş. Demiş ki işte hani değiştireceksin çocuğum. Şimdi diğer çocuğun da başka bir figürlü maskesi var. Bunlar maskeleri değişiyorlar. Seninki çok güzelmiş değil? Güzel. Şimdi
annesi geliyor ki bir bakıyor ki yani bir tane daha maske var ve başka bir şeyli figürlü. Demiş ki niye bu nereden geldi, niye bunu taktın falan. Biz arkadaşımla değiştik. Değiştik. Evet. Yani şimdi bakın çocuklar çok masumlar ve çok paylaşımcılar. Bu tür konularda biraz dikkat etmeleri gerektiğini, hem öğretmenleri hem biz, okulun güvenli bir yer olduğunu. Yani orada eğer şimdi bizim ülkemizde kurumlara olan güveni şimdi burada tartışmayacağız. Tabii. Ama okul elinden geleni yapıyor hijyen açısından. Yapıyor. Yani öğretmenlerimiz tabii. Olsun, bakanlık olsun bu konuda çok hassaslar. Çünkü okulların açılmasından çok daha önce hazırlıklar başladı. Doğru. Hani öğretmen arkadaşlarımdan da biliyorum. Can hıraş, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ama bir takım böyle kurumlara olan inancı zayıf velilerimiz burada güven problemi yaşıyorlar. Bu güven problemi çocuğa da yansıyor. Yani okul güvenli alan olmaktan çıkıyor. Evet. Ve bu tabii ki çocukta bir ayrılma anksiyetesi. Yani bilhassa yeni okula başlayacak çocuklarımızda. Yani ilkokul birden bahsediyorum. Çünkü bu çocuklar anaokuluna da devam edemediler. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Kreşe veya işte anaokuluna, yani anaokulundan önceki kreş dönemini de göremeyen çocuklar var. Çünkü aynen 2019'dan öyle. Bu yana aynen bu öyle. Süreç var. Anaokuluna da gidemediği için aynı işte benim kızım da birinci sınıfa başladı. Ciddi anlamda bir uyum sorunu yaşıyoruz biz, gözlemliyoruz. Şimdi yani. Ailelerin bir kere psikolojik hazırlıktan bir miktar dikkat etmeleri gereken şeyler var. Şimdi anaokuluna gitme sürecinde genelde diyelim ki anne evde. Evet. Pandemi gibi bir salgın var ve anne çocuğunu korumak adına diyor ki ben nasıl olsa evdeyim. Çocuğumu anaokuluna zaten birçoğu kapandı. Olanlar da zaten çalışanlara hizmet vermek üzere devam ediyorlar. Evde dursun. Aman benim çocuğuma bir şey olmasın dediler. Ama evde bu çocuğun bilişsel becerileriyle ilgili herhangi bir hazırlık yapılmadı. Yapılmadı. Motor doğru. Sistemiyle ilgili herhangi bir hazırlık yapılmadı. Kavrama becerisiyle ilgili herhangi bir hazırlık yapılmadı. Şimdi böyle olunca okul kıyafeti almak, çanta, defter, kitap, boya kalemi almak okula hazırlıkmış gibi görülüyor. Yani sadece ama okula değil, hazırlığının, bir araç nihayetinde. Yani şimdi bizim metropolitan okula uygunluk testlerimiz vardır. Mesela burada biz şuna bakarız. Yaşına uygun kavram becerisi var mı çocuğun? Sonrasında dikkatini verme ve sürdürmeyle ilgili becerisi var mı? Sonrasında benzerlik ve farklılıkları ayırt edebiliyor mu bu çocuk? Öz yeterliliği var mı? Kendi dilini, kendisini ifade etmek için kullanabiliyor mu? Evet. Şimdi bu çocuklar burada o sosyal hayatın ötesinde, evin içinde anneyle bir şekilde iletişim. Şimdi anne şimdi zaten gözüne bakıyor, anlıyor çocuğun ne demek istediğini. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Ebru Hanım, biraz müsaade, siz de bir dinlendirelim. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Sohbetimiz ikinci bölümde yeniden devam edecek.